Türkiye'nin ekranı TRT1'de Türkiye'nin en çok ödül kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye başlıyor. Şimdi karşınızda eğlenceli ve renkli sunumuyla Kemal Uçar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yağmur'cum hoş geldin. Merhabalar. Çağrı hoş geldin. Merhabalar İrem. Durmuş. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Asım merhabalar. Çok merhaba. Yaklaşmak istemiyorum. Esra hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş. Oh. Efendim sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Her ne kadar çok eğlensek de her gün, bugün birazcık programda mutsuzum. Çünkü şöyle bir yarışmacılarımıza bakalım. Çağrı ve Asım özellikle insanı hem fizikleriyle hem yakışıklıkları üzen insanlar. Durmuş, bugün sen bana ben sana. Dost dostu bugün mü tanır? Artık baş başayız Durmuş. Ama onlar da harika insanlar efendim. Her ne kadar çok yakışıklı ve fizikli olsalar da iyi insanlar. Ve bizimle beraberler. İyi ki de bizimle beraberler. Harika da enerjileri var. Birinci masamızda Yağmur ve Çağrı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. İkinci masamızda İrem ve Durmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü masamızda da Asım ve Esra var. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi birazdan tanışacağız. Sohbetler edeceğiz. Sonra Durmuş'la benim büyük çaresizliğimizden bahsedeceğiz. Ama ben efendim istiyorum ki her zaman olduğu gibi öncelikle yarışmamızın kurallarını bir hatırlayalım. Bingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken onlara ilk harfini vereceğimiz kelimeleri doğru tahmin etmeleri. Verdikleri cevaplarda doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her bir soruyu doğru cevaplamaları için beşer hakları var ve bunları 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. İşimiz oldukça basit. Görüldüğü üzere yarışmamızın kurallarında bir değişiklik yok ama bence en keyifli noktasında bir değişiklik var. Bildiğiniz gibi her doğru cevapladığımız kelimeyle birlikte kasalarımızda bir miktar ödül birikiyordu. Biz bu sene yani Lingo Türkiye'nin yeni sezonunda o ödülleri tam iki katına çıkarttık efendim. Ama daha keyiflisi 7 harfli süper lingo kelimemiz Asım geçen sene ne kadardı? 100.000 TL'ydi. Bu sene efendim biz de sizlerin ilginize kayıtsız kalmadık. 7 harfli süper lingo kelimemizin tek başına değeri tam olarak 150.000 lira oldu. Yani demem o ki şöyle güzel güzel kasayı doldurup finale gelirsek gerçekten çok güzel ödüller kazanarak buradan ayrılabiliriz. Umuyorum bugün öyle olacak. Çünkü masalarımız efendim neşeli oldukları kadar dolularda. Birazdan tek tek tanışacağız zaten. O halde yarışmacılarımıza soruyorum. Yağmur ve Çağrı anlaştık mı? Anlaştık. İrem ve Durmuş net miyiz? Netiz. Asım ve Esra hazır mıyız? Hazırız. Ne duruyoruz efendim? Lingo Türkiye ama kocaman alkışlarınızla başlasın. Lingo Türkiye'de birinci etabımızdayız ve tabii ki birinci masamızdayız. Yağmur ve Çağrı tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım lütfen. Ben Yağmur Gürsoy. Özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunuyum. Harikulade. 3 yıldır evliyiz. Bu şekilde. Ve ne güzel buraya da geldiniz. Yağmur yarışmaya kim gelmek istedi? Ben gelmek istedim. Hatta Çağrı aslında hesapta yoktu. Çağrı'yı çağırmayı düşünmedim. Çağrı'yı hiç çağırmayı düşünmedim bu yarışmaya. Evet. Bir arkadaşımla anlaşamadık, son anda değişti. Çağrı'ya dedim ki ben yalnız kalıyorum. Benim arkadaşım olur musun yarışmada dedim. Bence çok iyi olmuş. O da kabul Bence etti. Çağrı'nın hepimizi ezen ince bir yakışıklılığı ve yüzündeki ifadeden bunun çok farkındayım tabii ki. Bakışı var. Çağrı öncelikle seni tanıyalım. Ne demek? Çağrı Gürsoy, Ordu doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Harika. Özel bir şirkette çalışıyorum. Endüstriyel iş çözümleri yöneticiliği olarak görev alıyorum. Spor yapmayı, bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyorum. Ne güzel. Yağmur. Kemal Bey. Bu hikayeyi Çağrı'ya sormak istemiyorum. Çok kendini çaktırmadan överek anlatıyor. Şu evlenme hikayeniz nasıl oldu? Biz ilk başta, ben bu arada o geceyle ilgili hiçbir şey yok. Ben Çağrı'yı görmedim bile. Bir projenin yemeğinde, kutlama yemeğinde beni görmüş. Hatta yanındaki arkadaşına da bu kızla ben evleneceğim demiş.
arkadaşı itimat etmemiş sözüne, inanmamış da. Normal, bana da söylese ben de adamı daha iyi bilmiyor yani o sıra. Tanımıyor bile beni. O gün bir toplu fotoğraf çekiminde de hatta sırf o enerjiyi de bana göndermek için arkama geçmiş. Hala bende yok bu. Orayı da bilerek aldın oradaki yeri. Güzel. 6 ay geçti bu proje yemeğinin üzerine. Biz 6 ay içerisinde hiç iletişim kurmadık. 6 ay sonra ilk başka bir projede yine denk geliyoruz. Ben bu sefer projeye dahil olmuşum. Kendisi daha sonrasından geliyor. Böyle onun anlatımıyla kapı açıldı. O sıra saçını savuruyordun. Ben seni gördüm ve yine yanımda aynı arkadaşım vardı 6 ay önceki. Güzel. Ben sana evleneceğim kızı buldum demiştim. Bak o kız demiş. Arkadaşı ikinci kez de itimat etmemiş sözüne. Bir gün toplantı odasında tek başıma çalışırken geldi, içeriye girdi. Tahtaya geçti. Böyle bir zaman çizelgesi çizdi. Tamam. Dedi ki Yağmur dedi. Adımı öğrenmiş. Güzel. Burada dedi flörtleşeceğiz, burada nişanlanacağız, burada evleneceğiz dedi. Odayı terk etti. Hiç bana söz hakkı tanımadı. Ya bu kadar sayısalcı olunamaz yani. Her şeyi yerine koydu. Projeyi belirledi. Sen tabii Yağmur dedin. Ben nasıl bir cesaret bu diye yerimden kalktım. Sonra dedim ki ne kadar ne istediğini bilen bir adam deyip geri oturdum. 4 ay sonra nişanlandık, evlendik. Güzel, gerçekten kararlılıkta Yağmur gibi oldu orada görmüşüz ama ne kadar güzel olmuş. Demek o mesajı da hakikaten göndermişsin yani. Hissetmişsin. Enerjim geçmiş diyelim. Bir de ben gerçekten planlı programlı hayatımı sürdüren bir insanım. Hem işte hem normal hayatta da hani 5 dakika sonra ne olacağını bile planlamaya çalışan bir insanım. Direkt proje planını çizdim. Bir nevi evlilik planı gibi oldu aslında. Çok güzel olmuş. O plana da sadık kaldım. Vallahi ne güzel olmuş. Keyifli. Buradan efendim birazdan orada ilerleyen dakikalarda sözlü bir çiftimiz de var. Kendilerine geleceğiz. Buradan bütün isteyen insanların da bir an evvel hayatlarını birleştirmelerini ve mutlu mesut bir hayat yaşamalarını da diliyoruz sizlerin vasıtasıyla. Teşekkürler. O zaman istiyorum ki bir başlayalım bakalım. Zaten bir rahatladık şu anda. Her şey yolunda. Birinci etapla beraber şu yarışma sitesinde atarız. Güzel bir noktaya geliriz. Efendim Yağmur ve Çağrı için birinci etapımızın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana gelecek şimdi. Sizlere bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Z. Zira. Z-I-R-A. Deneyelim. Zata. Z-A-T-A. Zata. Var mıdır sözlükte zata? Zeka olacakmış oysa. Zata bildiğimiz bir kelime mi? Şu anda canavliyle gelmiş bir kelime. Son 4 saniyeni vermiş oldum. Anladım. O bazı kelimeler vardır. Güncel Türkçe sözlüğümüzde olmayan ama canavli sözlüğü olsaydı içinde yer edecek olan zata öyleydi. Efendim ben bu masanın hiç zaman kaybetmeden masalarında eksik olan nazar boncuklarını iliştiriyorum. Şimdi telafi ederiz. Yağmur ve Çağrı'nın hemen burayı telafi etmesi lazım. Birinci etapın ikinci 4 harfli lingo kelimesi gelsin ekrana. Buyursunlar. Hallederiz. İlk harfimiz O. Ordu. O-R-D-U. Güzel, gelsin. Olta. O-L-T-A. Olta. Oran. O-R-A-N. Oran bize yardım eder mi? Ne kullanmadık? Çağrı. 30. O T U Z. Ne olur ne olmaz. Gelsin bakalım bir 30. Yardım eder mi? O da etmedi. Hay Allah. Okan. O K A N. Deneyelim ama. Olamayacaktı. Ofismiş. Gün içinde en çok kullandığınız kelimelerden biri olan ofisi burada yakalayamadık. Zararı yok. Ama artık gerçekten telafi etmemiz gereken noktadayız. Hadi edelim. Efendim şimdi Yağmur ve Çağrı için bu etaptaki son 4 harfli lingo kelime geliyor ekrana. Bol bol kelime türeteceğiz ki bize yardım etsin. Hadi buyursunlar bakalım ilk harfimiz neymiş? Y ile başlıyor. Yazı. Y-A-Z-I. Gelsin bakalım. Güzel. Yalı. Y-A-L-I. Yalı gelsin bakalım. Yakı olabilir. Yapı. Y-A-P-I. Yapı olabilir mi? Olsun artık. Hay Allah.
Neymiş? Yakı, Y-A-K-I. Yakı gelsin, yine güzel. Son hakkımız. Yarı, Y-A-R-I. Yarının olması lazım. Yarı olabilir mi? Gayet uğraşmak zorunda kaldık ama hallettik. Bu dört harfli kelimeler de bu arada çok sık gerçekleşiyor bunlar. Efendim bir sürü seçenek arasından zor da olsa yarıya ulaştık. Ben mesela yapıdan sonra kayboldum. Yani o yakı da gelmemişti yarı da ama Yağmur ve Çağrı hallettiler. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Bu arada hemen şu hatırlatmayı da yapayım. Biliyorsunuz puzzle kelimede her harf çıktıkça o 2000 lira ufak ufak değer kaybediyor. Birinci etapta 8 harfli olacak puzzle kelimemiz ama bence çok emin değilsek birkaç harf çıkması işimize yarayabilir. Masterlarda falan hata yapmayalım. Hı hı. Efendim, Yağmur ve Çağrı için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş. Buyursunlar. Kendinizdeki eksikliği fark ettiğinizde başlayan süreç demişiz. Öyle başlıyor. Öğrenme. Butonla gelelim. Öğrenmek. Öğrenmek olabilir mi? Neler oldu? Eğer butona bastıktan sonra öğrenme deseydin yanlış kabul edecektik ama orada bir şansımız oldu. Öğrenmekle beraber kasaya 1200 lira daha ekledik. 2200 liraya geldik. Birazcık zorluyor bizi bu dört harfli kelimeler bazen ama bir ikinci etapta bunu rahatlıkla telafi ederiz. Ederiz. Edeceğiz. Edeceğiz. Evdeki gibi olmuyor değil mi Çağrı? Olmuyor. Ekranlarda olmuyor farklı. Vallahi olmuyor. O yüzden de ben sık sık söylüyorum seyircilerimize. Buyurun siz de buraya gelin bunu deneyimleyin diye. Ve tıpkı efendim öyle bir masamız var şimdi. İkinci masamız İrem ve Durmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım lütfen. Ben İrem. Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezunum. Şu an çalışmıyorum. Yarışmayı sürekli takip ediyorduk. Katılalım dedik. Öyle izlerken bir anda başvurduk. Bize de nasip oldu. Ne güzel yaptınız. Bu şekilde. Durmuş. Ben Durmuş. 32 yaşındayım. Denizliliyim. Kocaeli'den katılıyoruz. Araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Eşimin anlattığı gibi 4 yıllık evliyiz. Bu şekilde. Bir yandan doktora yapıyoruz galiba. Evet, bir yandan doktora yapıyorum. Yeni Türk Edebiyatı sahasında. Yeni Türk Edebiyatı. Evet. Efendim altlarını çok çizmek istemeseler de iki tane edebiyatçımız var. İster istemez oklar biraz size çevrilecek. Ama Durmuş, senin bununla ilgili güzel bir cümlen var. Evet, kelime hazineme güveniyorum fakat hafızama güvenmiyorum. Çok iyi. Bence çalışır bu. Bunu çok temkinli. Bütün, bütün edebiyatçılarımız bunu kullanacaklardır. Tabii yarışmanın bir heyecanıyla falan o iş zorlaşabiliyor. Evet. Efendim program öncesi İrem hakkında bilgiler bana geldiğinde abim vardı galiba. Evet. Biraz o yüzden mi bu mahallede biraz erkek büyük çocuklarla büyümek falan filan? Evet, mahallemizde çok kalabalıktı ve kızdan çok erkek vardı. Abimle de çok iyi anlaşırız. Ne güzel. Onunla internet kafelere giderdik, oynardık. Yani onun da etkisi tabii ki çok. Sokakta peki top oynarlarken falan onlarla beraber? Oynardım. Futbol da iyiyimdir. Harika. Biraz öyle oluyor. Öyle. Bu ufak kardeşin abiler de çok koruyucu, kollayıcı oluyor. Harika oluyor. Kesinlikle. Yani. Ne güzel. Buradan da ona selam yollamış olalım. Evet. Şöyle bir başlayalım bakalım. Nereye götürecek hocam bu iş bizi? Başlayalım, bakacağız. Bakacağız. Efendim dedi ki kelime hazinem iyi ama hafızam belli olmaz. Güzel bir bahaneydi ama bence iyi bir yarışma geçirecekler. Bakalım. İrem ve Durmuş için birinci etapımızın ilk dört harfli lingua kelimesi geliyor şimdi ekrana. Sizlere bol şanslar diliyorum. Hadi buyursunlar. Ü ile başlıyoruz. Ümit. Ü-M-İ-T. Gelsin. Ülke. Ü-L-K-E. Deneyelim. Üzüm, üzeüme. Üzüm. Ü'yü bulduk. Ürün, üre, üne. Güzel bir deneme. Ürün olabilir mi? Neden oldu? Asım, senden biraz önce yakalayıp şöyle hadi bakalım gelecek mi ürün diye şöyle hepimize bütün dünyayı şuradan bir yerden baktı efendim.
Neyse ki durmuş. Güzel bir yerde bulduk. İlk 1000 lirayı kasaya koyduk ya, devamı gelir. Efendim, İrem ve Durmuş için bu etaptaki ikinci 4 harfli lingo kelime şimdi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş, buyursunlar. Ş ile başlayalım. Şema, Şema. Deneyelim. Bu tekte bilmek kasaya 2000 lira getirir ama senin üstündeki baskıyı arttırır, haberin olsun. Hayırlısı diyelim. Ama buradan böyle kurtulamayız. Güzel. Şema iyi bir gerçekten deneme oldu ve efendim 2000 liraya getirdi. Üstündeki baskıyı arttırmamak için her şeyi yapıyor Durmuş. Hiç merak etmeyin diğer masalar. Ben mümkün olduğunca o baskıyı arttıracağım. Peyderpey üstüne gidiyorum, hiç merak etmeyin. İnşallah böyle devam edersiniz arkadaşlar. İnşallah. Efendim İrem ve Durmuş için o zaman 3. 4 harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Hadi buyursunlar. M ile başlar. Mavi, M-A-V-I. Deneyelim. Muaf, M-U-A-F. Muaf. Gelsin. Müze, M-Ü-Z-E. Müze gelsin bakalım, bize yardım eder mi? Mera, M-E-R-A. Mera olabilir mi? Güzel oynadınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür, tam da olması gerektiği gibi orada çıkan A'ya takılmadan İrem bir müze dedi. Bize yardımcı oldu. Kasayı da 3000 liraya getirdik efendim Mera kelimesiyle birlikte. Şimdi puzzle kelimede de hata yapmayalım. Güzel bir kasamız olsun. Efendim İrem ve Durmuş için 1. etaptaki 8 harfli puzzle kelimemiz geliyor ekrana. İpucu cümlemiz tam da şöyleymiş. Araçların park etmemesi gereken yer demişiz. İlk harfimiz K. Kaldırım. Kaldırım olabilir mi? Neden olmuş? 4200 lira. İyi bir kasa oldu. Tebrik ediyorum. İrem, beklediğin gibi teşekkürler. Mi? Teşekkürler. Evet. Güzel. Efendim zorla da olsa o iddialı cümleyi aldık. Güzel güzel, tebrik ediyorum. Ama sırada şimdi bütün dünyaya yukarıdan bakan Asım ve Esra'da sıra. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi sizleri tanıyalım. Asım Meşil'den. 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan katılıyorum. Yetkili bir serviste takım liderliği yapıyorum. Ben de Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Aynı şekilde makine bölümünden. Kocaeli. Kocaeli. Şu anda Kocaeli 1, 2, 3, Kocaeli 4. Yıldızımız var. Güzel bir Kocaeli günü olmuş. Harika. Evet, bu şekilde. Yarışmaya ben katılmak istemedim. Sözüm katılmak istedi. Sözüm katılmak istedi. O başvuru yapmış, bana söyledi. Ben de teşvik ettim. O şekilde oldu yani. Bence güzel fikir. Evet. Ben her zaman beyefendileri söylüyorum. Uzun yaşarız arkadaşlar. Aynen. Dinlersek evde öyle olur. Son sözü her zaman erkekler söylesin. Haklısın hayatım diyerek. Evet. Seninki de öyle olmuş galiba. Tamamen öyle oldu, evet. Güzel. Esra, o zaman seni dinleyelim. Ben Esra Nur Gavlan. 24 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum ben de. Özel bir şirkette, denizcilik sektöründe satın alma uzmanı olarak çalışıyorum. Dış ticaret mezunuyum. Yarışmayı gördüm, katılmak istedim. Asım'ı da birazcık zorladım. Zaten onun haberi yoktu. Askerden geldi ve geldik. Sen başvurduğunda Asım askerde miydi? Evet. Bir sürpriz yapmak istedim geldiğinde. Yani geldin ve bir anda kendini video çekerken evet, de buldun Asım. Askerdeyken bir tek... telefonla bana mesaj atmış. Yarışmaya katılıyoruz diye. O da mecbur tamam yazmış. Gerçekten efendim asker yolu güvekleminin değişik bir versiyonu olmuş. Aynen, öyle oldu. Ne güzel ama bak, seni hiç düşünmekten vazgeçmemiş. Hiç beklerken evet, boş durmadım. Hemen başvurdum. Harika yaptınız. Sağ olsun. Şu anda sözlüyüz. Evet. Birbirimize söz verdik yani. Aynen öyle. Verdik. Güzel. Evlenme teklif ettik. Ettik. Hepsi oldu. Siz nerede tanıdınız? Bir piknikte mi tanıştınız? Piknikte, evet. Evet. Belediyenin organize ettiği bir piknik vardı. Orada benim de kuzenlerim oldu. Ben de oraya gittim. Normalde Üsküdar'da oturuyorum. Sözüm de orada beni görmüş. Beni kendisi işte... Biraz sosyal medya kullanarak sosyal medya kullanarak, evet. Kendisi beni eklemiş. Ne güzel. Bu şekilde işte biraz bağlantı kurduk. Bu mutluluğu Esra'ya borçluyuz o. Evet, benim biraz sayemde. Öyle. Oh maşallah. Yani bu çiftimiz de sözlü şimdi. Biraz da ihtiyaçları var. Diğer masalara... takı olur. Bunları yapın. Ben söylemeyeyim. Bunları siz yapın arkadaşlar. Evet. Biraz ufak ufak manipüle edin. Hiç İrem öyle yardım edecekmiş gibi durmuyor. Haberiniz olsun. Evet. Öyle. Ama bence kendiniz halledeceksinizdir zaten. İnşallah. Başlayalım mı şöyle ufak ufak? Başlayalım, evet.
Hadi başlayalım efendim. Gayet gerçekten neşeli, sempatik bir çiftimiz Asım ve Esra için. Birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Gelsin bakalım. Bol şanslar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. U ile başlar. Urfa. U, R, F, A. Urfa. Ulak. U, L, A, K. Deneyelim. Ulak. Uzak. U, Z, A, K. Gelsin bakalım. Oo, çok güzel oldu. Uzam. U, Z, A, M. Uzam. Uzan. U, Z, A, N. Ne. Uzan. Uzan. Var mıdır sözlükte? Dolduramadım. Ne yazık ki yok. Uzay. Eğer uzam deseydin uzam vardı. Uzam. Hmm. İşte bu kodlamanın aslında evet. Neden yaptığımızın çok da güzel bir örneği oldu. Sizin evet. için çok evet. sevimli olmasa da seyircilerimiz bazen soruyor ya neden kod diyoruz? Biz de yanlış duymaları engellemek için, yarışmacılarımızın da zarar görmesini aslında engellemek için yapıyoruz. Şimdi efendim o masadaki ufak nazar boncuğu eksiğini şöyle bir hemen giderelim. Evet. Telafi ederiz. Asım, Esra. Ederiz. Evet. Hadi telafi edelim. Asım ve Esra için birinci etabın ikinci dört harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. T ile başlıyor kelimemiz. Tema. T-E-M-A. Deneyelim. Toka. T-O-K-A. Gelsin bakalım. Tart. T-A-R-T. Tart. A'nın yerini bulduk. Tanı. T-A-N-I. Tanı. Gelsin. Samimi söylemek gerekirse ben birazcık bu sorudan da ümidi kesiyordum. Ben de kesiyordum. Son anda. Asım ben ümidi kesiyordum. Sen kesemezsin. Sen son ana kadar orada olacaksın. Ben orada bir gittim kayboldum. Ama gerçekten burada kullanmadığımız sesler çok güzel tespit etti Esra. Tanıyla birlikte efendim kasayı 1000 liraya attı ya bunun devamı gelir. O halde şimdi Asım ve Esra için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E. Emek, E, M, E, K. Deneyelim. Ekin, E, K, İ, N. Ekin, güzel bir deneme. Asım, ekin dedikten sonra, kelime de geldikten sonra bana şunu yaptı yani. Sorun yok. Bu. Hani bende mi diyorsun bundan sonra? Biz de halledeceğiz. Güzel, ooo güzel. İkinci kelimeyi de yakalayınca efendim biraz neşeler yerine geldi, güzel oldu. E tabi üstünde bir baskı da var. Evet. Senin ister istemez. Çok iyi yarışmak zorundasın. İnşallah başaracağız bakalım. İnşallah başaracağız efendim. Sırada şimdi Asım ve Esra için birinci etabın 8 harfli puzzle kelimesi var. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. Bu soruyu partnerime danışmam lazım demişiz. İ ile başlıyor. İşti... İşa... İstişare. 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 Gelsin bakalım. Kelimeyi tamamlaysa... Şeyi göremedim bir kelimeyi an. Kelimeyi tamamlasaydın... Evet. Yanlış saymak durumunda evet. kalacaktık ama neyse ki Asım devreye girip istişareyle efendim son noktayı koydu. Aman dikkat edelim. Evet. Tamamdır. Buralarda sorunlar yaşamayalım. Yağmur ve çağrıda da bir ufak şanslı bir anımız olmuştu. Buton öncesi sonrası şimdilik fena gitmiyoruz. 3400 lira Asım ve Esra birinci etapta gayet güzel. İrem ve Durmuş biraz daha rahat 4200 lirayla kendilerini ikinci etapa attılar. Yağmur hayır şu anda moral bozamayız. İkinci etapta işimiz çok. Bence halledeceğiz. 2200 liradayız. O halde efendim zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etabıyla devam edecek. Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Yağmur işimiz çok. Halletmemiz lazım. Ya çok ya kısa göreceğiz. Hayır hayır daha bırakamayız. Daha dur erken. Halledeceğiz bence. Şimdi bu etaba da sizinle başlayacağız.
Çünkü kasamız birazcık düşük kaldığı için ama bu etapta bunu rahatlıkla kapatabiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi artık 5 harfli lingo kelimelerimiz var ve bunların her biri 1500 lira değerinde. Ancak eğer kelimeyi 5 hakkımızda yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek ben butonlar aktif dediğim andan itibaren butonumuza basıp o 1500'ü kendi kasamıza koyabiliriz. Aynı fırsat size de gelecek. Bir de tatsız bir hatırlatmam var. Bu etap sonunda kasası en düşük masayla vedalaşacağız. Bakalım neler olacak. O yüzden kasalarımızı doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Hadi bakalım efendim neler olacak. Yağmur ve Çağrı için o zaman ikinci etapın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Ç ile başlıyor. Çilek. Çilek. Deneyelim. Çapak. Çapak. Gelsin bakalım. Çarık. Çarık. Yardım eder mi bize? Bir R var ama nerede? Çamur. Çamur. Çok güzel bir deneme. Çamur olabilir mi? Neden oldu? Güzel bir cevap oldu. Çamurla beraber ilk soruyu halletmiş olduk. Hadi hızlarını kesmeyelim o zaman. Efendim Yağmur ve Çağrı için bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelime geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? D ile başlıyor. Demir. D-E-M-I-R. Demir. Derin. D-E-R-I-N. Derin gelsin bakalım. Derya. D-E-R-Y-A. Güzel bir deneme. Derya olabilir mi? Sakin bir şekilde ekranı seyretti. Doğru noktada devreye girdi. Güzel de bir deneme oldu. Tebrikler Çağrı. Teşekkürler. Kasayı şimdiden 5200 liraya getirdik. Hadi devam edelim madem. Efendim bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime geliyor şimdi Yağmur ve Çağrı için. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. U ile başlıyor. Ummak. U-M-M-A-K. Ummak. U-M-M-A-K. A'yı bulduk. Uzmak. U-Z-M-A-K. Uzmak var mıdır Çağrı? Butonlar aktif. Durmuş. Urgan. Urgan. U-R-G-A-N. Urgan. Güzel bir deneme bakalım. Ne yazık ki değil. Basalım butonumuza. Süremiz işlesin. Uzman. U-Z-M-A-N. Ama M'miz yoktu. Yoktu. Asım. Gelsin bakalım. Neymiş cevabımız? Uysal. Uysal. Bilmiş. Aklıma bile gelmedi. Sonradan bulmuştum. Urgan da güzel denemeydi ama. Acele et. Uysal'a ne yazık ki ulaştırmadı bizi. U ile kelime türetmekte aslında hepimiz birazcık zorlandık. Evet. Evet. Zararı yok. Siz şöyle iyi tarafından bakabilirsiniz. Dışarıya da vermedik. Daha oralardan gelme ihtimali var. Ama şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Bu etapta 9 harfli puzzle kelimemiz gelecek ekrana. Efendim 2500 liradan ufak ufak azalmaya başlayacak olan puzzle kelimemizin ipucu cümlesi tam da şöyleymiş. Araçların trambolini demişiz. İlk harfimiz A. Amortisör. Olabilir mi? Neden olur? Editörlerimiz biraz dolambaçlı bir yerden gelmişler. 1500 lira 1500 liradır kasaya ekledik. 6700 için şunu söyleyebilirim. Dışarıdan kesinlikle soruya ihtiyacımız var. O yüzden elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Ama bakalım ikinci masamız İrem ve Durmuş bırakacak mı? Bırakmayacağız. Güzel. Şu anda efendim İrem ve Durmuş da bırakmayacağız dedi. Ama diğer masalar hazır bir şekilde bekliyor. Hadi bakalım bu etabın sizin için ilk 5 harfli lingo kelimesi gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? M ile başlıyor kelimemiz. Merak. M-E-R-A-K.
artı M-A-R-T-I. Gelsin bakalım. Yardım eder mi? Biraz etti. Makes. M-A-K-E-S. M-A-K-E-S. Makes. Makes. Ama sözlükte var mı? Butonlar aktif. Yağmur çağrı. Mantı. M-A-N-T-I. Ah, mantı dedik ama. Orada bir E ve K olacaktı. Alsın Mesra, basalım. Maket. M-A-K-E-T. M-A-K-E-T. Ama T de yoktu. Maske miydi acaba diye düşünüyorum. Maske. Maskeymiş cevabımız. Acil. Şimdi burada iyi tarafımız. Evet. Dışarıya kaptırmadık ama kendi kasamızı doldurmaya başlayalım. Şimdi evet. Bu arada ilk etapta size nazar boncuğunuzu masanıza iliştirememiştik. Evet, evet, o yüzden oldu. Güzel hatırladık. Hemen efendim yol yakınken o nazar boncuğunu iliştirelim. Şimdi devamı gelir. İrem ve Durmuş için ikinci etap, ikinci beş harfli lingo kelimesi gelsin ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? F ile başlıyor. Fizik. F-I-Z-I-K. Gelsin. Funda. F-U-N-D-A. Funda. Deneyelim. Fanus. F-A-N-U-S. Fanus gelsin. Fırça. F-I-R-Ç-A. Fırçayı deneyelim. Neden olur? Güzel yakaladık. Çok şık oldu. Funda da süpürge otu anlamına gelen bir kelimeydi. Evet. Buradan da o bilgiyi tazelemiş olduk. O zaman şimdi İrem ve Durmuş için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime geliyor ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş bu kelimenin? R. Resmi. R-E-S-M-I. Resmi. Recep. R-E-C-E-P. Recep. R-E-C-E-P. Rakip. R-A-K-I-P. Gelsin bakalım. Rakip. Süreyi tazelemiş olduk. K'yi de bulduk. Güzel. Rekor. R-E-K-O-R. Rekor. İyi bir deneme gibi. İrem, ne zaman gerçekten çıkan harflerden şöyle bir kenara bırakıp yeni kelime türetiyorsun, bize çok yardımcı oluyor. Kurtarıcım. Tebrik ediyorum. Gerçekten bu işi kuralına göre oynuyorsun İrem. Vallahi çok güzel oldu. 7200 liradayız. Güzel toparladık. Puzzle kritik olacak bizim için, hata yapmazsak çok şık olur. Efendim, İrem ve Durmuş için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Buyursunlar. Tutmasaydım az daha düşüyordun demişiz. Ne ile başlıyor? Neredeyse. Neredeyse. Neden olmuş? 1750 lira daha ekledik. 8950'ye geldik. Gayet güzel. Yağmur şöyle bir çağrıya baktı. Hala hala bir umudumuz. Hala var. Fırsat var. Ama bakalım Asım'la Esra bırakacaklar mı? Bakalım. Asla. Asla ile bakalım arası bir yerdeyiz. İnşallah iyi olur arkadaşlar. O zaman Asım ve Esra için ikinci etapın ilk beş harfli lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? B. Bekar. B-E-K-A-R. Deneyelim. Bahri. B-A-H-R-I. Bahri. Bahri. Bahar. B-A-H-A-R. Bahar gelsin bakalım. Bakar. B-A-K-A-R. Bakar. Butonlar aktif. Yağmur. Baran. B-A-R-A-N. İşte bir i eksik kaldı.
İsimli İrem bir durmuş. Bakalım. Biraz. B-İ-R-A-Z. Biraz olabilir mi? Neden olur? Yağmur, kelimeyi yakalamadık. O sorun değil. Müthiş bir asist de yaptık yan tarafa. Evet. Bir iyi yerleştirmek kaldı. Güzel değerlendirdik. İrem ve Durmuş. Asım. Güzel türettik ama. Evet. Gelmedi sona ya. Şimdi getirmemiz lazım. İnşallah getireceğiz bakalım. Hadi Esra o zaman. Şimdi sizin için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime gelsin ekrana. Efendim, bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Ne? Nazlı. N-A-Z-L-I. Nazlı. Seninkini söyle. Namus. N-A-M-U-S. Deneyelim. Nemli. N-E-M-L-I. Nemli gelsin bakalım. İ de varmış. Nizam. N-I-Z-A-M. Nizam. Şimdi yani son hakkımız, dikkat edelim. Nigar. N-I-G-A-R. Nigar dedi Asım. Nigar olabilir mi? Butonlar aktif. Yağmur çağrı. Nikah. N-I-K-A-H. Nikah. Deneyelim. Ne yazık ki değilmiş. Basalım butonumuza. Nihai. N-I-H-A-I. İ sonunda yokmuş. Ah evet. H de zaten çıkmıştı. Yani bence... Nişan. Ya biz nasıl bunu sözlerin bilmesi lazım diye düşünüyorum. Tam bizim bilmemiz gereken bir şey. Yani. Şunu bilemedik. Yani şu an direkt Durmuş, yani sözlerin bilmesi gerekiyor. O kadar haklı ki yani şu an. Şimdi 3400 liradayız. Evet. Evet. Kritik noktalardayız. Kesinlikle yakalamamız gereken bir noktadayız. Evet. Bakalım neler olacak. İnşallah. İşe yarayacak mı, yaramayacak mı? Hepsini göreceğiz. Efendim Asım ve Esra için ikinci etaptaki son beş harfli lingo kelime geliyor ekrana. Buyursunlar. P. Polis. P-O-L-İ-S. Deneyelim. Pilot. P-I-L-O-T. Pilot gelsin bakalım. Pilav. P-I-L-A-V. Pilav. Deneyelim. Neden mi? Çok severim pilavı. Şu anda seversin tabii. 4900 liradayız. Evet. Çok kritik bir noktadayız. Evet. Bayağı kritik noktadayız. Sırada efendim Asım ve Esra için. Üçüncü etaba bize kimin geldiğini az çok belli edecek olan 9 harfli puzzle kelime var. Evet. İpucu cümlemiz de tam şöyleymiş. Buyursunlar. İsteyerek, özellikle demişiz, M ile başlar. Mahsustan. Mahsustan. Neden öyle? Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde tam da bu karşılıkla geçiyormuş. Sizce 1250 lira yetti mi? Yetmedi. Yetmedi değil mi? Çağrı. Yetti galiba. Yani size mi yetti, onlara mı? Rakiplere yetti. Onlara yetti. Bize yetmedi, ben hesapladım. Hesapladın mı? Bize yetmedi. Birazcık geç kaldığı için yetmedi. Evet. 6700 liradasınız, 6150 lirada kaldılar. Evet. Birkaç harf önce basmış ben olsaydınız. Aynen, yetişiyorduk. Evet. Tabii ki ben onu söyleyemem ama ben olsam biraz erkenden basıp bulmaya çalışırdım. Ama orada 550 liralık bir farkla. Evet. Üçüncü etaba gelemedik. Neler söyleyeceğiz? Yapacağım şöyle, sağlık olsun. Eğlenmeye gelmiştik. Evet. Keyifli zaman geçirdik diye tabii ki. Evet, çok teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizlere de nişandır, düğündür, türlü aktivitelerde mutluluklar ve başarılar diliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Asım'la Esra'ya kendinize iyi bakın, hoşça kalın derken bizler İrem Durmuş, Yağmur ve Çağrı ile birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz.
Lingo Türkiye'de 3. etapımızdayız. Nasıl oldu da buralara kadar geldik diyen Yağmur ve Çağrı. Çok da güzel yarıştık. 3750 lira şu anda gerideyiz. Evet. Bu etap için çok da önemli bir tutar değil. Çünkü sadece puzzle kelime, ortak puzzle kelime 4000 liradan başlayacak. Sizin için de bu avantajla beraber çok iyi bir kasayla finale gelme şansı var. Efendim bu etapta biliyorsunuz yarışmacılarımıza 2 tane 5, 2 tane de 6 harfli lingo kelime soracağız. Ben öncelikle onlardan bir rica ediyorum. Kendi aramızda bir konuşalım. Kim 5'i kim 6'yı oynayacak? Sonra lütfen benimle de paylaşın. Sen 5'i oyna. Benim 6'ı yapıp maçı çevirmem lazım. Kelimelere takılma şey. Kelimelere takılma ben olursam. Verdik mi kararları? Kararımızı verdik. Evet. Nedir? Sizden başlayalım Çağrı. Ben 6'yı alıp maçı çevirmem gerekiyor. Zoru kendime bırakıyorum. Güzel bir sorumluluk aldık. Evet. Vallahi güzel. Yağmur o zaman 5 harflerde, Çağrı 6 harfli kelimelerde bizimle beraber olacak efendim. Sizde durum nedir? Bizde ben 5'i alıyorum. İşim 6'yı alıyor. Güzel evet. Durmuş. Gerçekten sen de sorumluluğu çok güzel göndermişsin. O 5 dedemin çok iyi olduğu için. Oradan avantajı evet. Güzel. Öyle diyor. Bakalım bu taktikler işe yarayacak mı? O halde şöyle yapalım. Durmuş ve Yağmur lütfen siz masalarda kalın. Biz Çağrı'yı ve İrem'i arkaya doğru uğurlayalım. Yağmur seninle başlayacağız. Evet. Eğer bu gelecek olan 5 harfli kelimeyi 5 hakkımızda yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek kalan haklarını Durmuş değerlendirecek. Daha sonra tabii ki aynı fırsat sana da gelecek. Efendim bakalım neler yaşanacak? Biz de çok merak ediyoruz bu etapta olacakları. O halde şimdi Yağmur için 3. etapın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? H ile başlar. Hayat, H-A-Y-A-T. Güzel. Oo çok güzel. Hazar, H-A-Z-A-R. Hazar, H-A-Z-A-R. Hatay, H-A-T-A-Y. Hatay da gelsin bakalım. Hamam, H-A-M-A-M. Hamam, güzel bir deneme. Olabilir mi? Neden oldu? Güzel oldu. Güzel oldu. Hamamla beraber kasaya bir 800 lira eklemiş olduk. Hazar da barış anlamına gelen bir kelimeydi. Durmuş hazır mıyız? Hazırım. Biz de hazırız efendim. Durmuş için şimdi 3. etaptaki ilk 5 harfli lingo kelime geliyor ekrana. Buyursunlar. T ile başlıyor. Tokat, T-O-K-A-T. Deneyelim. Tümör, T-Ü-M-Ö-R. Tümör, T-Ü-M-Ö-R. Torba, T-O-R-B-A. Torba gelsin bakalım, yardım eder mi bize? Hay Allah. Tozlu, T-O-Z-L-U. Tozlu, o yardım eder mi? Deneme hakkımız var Yağmur. Toron, T-O-R-O-N. Toron. Deneyelim. Neymiş? Teori. Çok üzüldüm ben. Aslında sen bu sesli harfleri, sessiz harfleri yan yana denemeyi seviyorsun. Evet ve teori olmasına üzüldüm. Doğru. Yani gelebilirdi evet. Ama açıkçası ben de bulamamıştım. Şimdi efendim Yağmur için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime geliyor ekrana. Buyursunlar. E ile başlar. Emek. Ufak bir talihsizlik anı gibi. 4 deneme hakkımız var Durmuş. Ekose, E-K-O-S-E. Gelsin. Erkek, E-R-K-E-K. Erkek,
Ezeli, E-Z-E-L-İ. Güzel bir deneme Ezeli. Edebi, E-D-E-B-İ. Edebi. Neden olmaz? Eğer ebedi çıksaydı... Evet, ikisi de aklımdaydı. Bana yakışan edebidir diye düşündüm. Güzel denemişsin. Ben mesela ebediyi ilk başta kullanırdım. Ama neyse ki burada sen yarışıyorsun. Şimdi sırada Durmuş'un bu etaptaki son 5 harfli lingo kelimesi gelecek. Bakalım efendim, onun ilk harfi neymiş? C ile başlıyor kelimemiz. Cemre, C-E-M-R-E. Cemre. Cephe, C-E-P-H-E. Cephe. Celse, C-E-L-S-E. Celse de gelsin. Cisim, C-İ-S-İ-M. Gelsin bakalım, bir süreyi tazeleyelim. Cezve, C-E-Z-V-E. Bana da öyle geliyor. Olabilir mi? Neler oldu? Bir şey söyleyeyim mi? Çok üzücü olurdu. Şu kadar güzel kelimeler deneyip. Celse de zaten bitti dedim. Artık daha başka bir şey yoktur dedin son ama. Son bir Can Halil'e cisim çıktı. Evet, o bir cisim. İyi oldu, evet. Süreyi tazeledik. 400 lira, 400 lira dedik efendim, kasaya koyduk. Şimdi 7500 liradayız, 11.250 liradayız. Bu farkı bir anda kapatabilecek veyahut farkı iyice büyütebilecek bir noktadayız. Yağmur ve Durmuş için. İkinci etabın 10 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor ekrana. İlk harfi gördüğünüz andan itibaren butonlar aktif olur. Hadi buyursunlar bakalım. İpucu cümlemiz nasılmış görelim. Kan beynime sıçradı sözünü gerçeğe dönüştürebilecek duruş. T ile başlıyor. Yağmur. Tepe taklak. Tepe taklak. Neden olmaz? Hiç çok emin değildim. Ama çok kritikti. Evet. Gerçekten çok geç kritikti. Kaldım. Burada etabı bitirebilirdi Durmuş bir şekilde gelseydi. Yağmur efendim emin olmayarak şöyle böyle derken 10.300 liraya da getirdi kasayı. Efendim şu anda İrem'le Çağrı'ya da çok iş düştü. O yüzden Durmuş'u ve Yağmur'u arkaya doğru uğurlayalım. İrem ve Çağrı'yı masalara alalım. Çağrı yine seninle başlayacağız. Evet. 950 liraya kadar düşürdü. Yağmur çok iyi yarıştı. Gerçekten güzel yarıştı. Durmuş da çok güzel yarıştı. Ama burada puzzle kelimedeki avantajı kullanamadık. Bakalım İrem ve Çağrı neler yapacak. Şimdiden ikinize de bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Efendim Çağrı için 3. etabın ilk 6 harfli lingo kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. E ile başlar. Emekli. E-M-E-K-L-İ. Son anda bir emekli geldi. Üç deneme hakkımız var İrem. Ezikli. E-Z-İ-K-L-İ. Ezikli var mıdır sözlükte? Ezikli. Maalesef yok. Eğitimmiş oysa. Altı harf zormuş. Altı harfler birazcık bizi zorlayacak gibi görünüyor ama yaparız hiç merak etmeyin. Efendim burada eğitime ulaşamadık. Mümkün olduğunca türetelim. Oradaki harfleri bulamasak bile bize yardımcı olacaktır. Ama şimdi sırada İrem için bu etaptaki ilk 6 harfli lingo kelime var. Bakalım ilk harfiniz neymiş? M ile başlıyor. Mantık. M-A-N-T-I-K. Mantık. Deneyelim. Oo. Mektup. M-E-K-T-U-P. Mektup. Deneyelim. Matkap. M-A-T-K-A-P. Matkap olabilir mi? Değilmiş.
Makyaj. M-A-K-Y-A-J. Makyajı deneyelim. Şimdi son hakkımız. Manken. M-A-N-K-E-N. Manken. Deneyelim ama olmayacaktı. Bir deneme hakkımız var Çağrı. Market. M-A-R-K-E-T. Bu sefer market doğru gibi. Neler oldu? Matkap'a çok inanmıştım. Sonra efendim oradan bir R olduğunu farkına varınca Çağrı çok güzel bir yerden girdi devreye. Marketle bir 400 lira daha eklemiş oldu. Şimdi Çağrı için bu etabın belki de yarışmanın son altı harfli lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? T ile başlıyor kelimemiz. Tartım. T-A-R-T-I-M. Tartım. Üç deneme hakkımız var İrem. Toynak. T-O-Y-N-A-K. Toynak. Deneyelim. Türkçe. T-Ü-R-K-Ç-E. Türkçe gelsin bakalım. Son hakkımız. Teklif. Tekrar geldi aklıma ama. Yardımcı olacak şöyle tam doğru kelimeyi bulamadık. Evet. O yüzden de teklife ulaşamadık ne yazık ki. Şimdi İrem için bu etabın belki de yarışmanın son altı harfli lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş, buyursunlar. D ile başlıyor kelime. Düzlem. D-Ü-Z-L-E-M. Gelsin. Dantel. D-A-N-T-E-L. Dantel bize yardım eder mi? Aslında etti. Çare. İki deneme hakkımız var. Dündar. D-Ü-N-D-A-R. Dündar. Var mıdır? Maalesef yoktur. Dükkanmış. Benim aklıma geldi ya. Çoğunlukla da yakalayamadığımız kelimeler arasında hiç de zor olmayan kelimeler çıktı. Oraya sadece yakınlaştıracak kelimeleri bulamadık. Ama efendim bunu bulsak da aslında tam da bu noktada çok da işleri değiştirmeyecekti. 10.700 liradayız Çağrı. 11.250 liradayız İrem. Bu da demek oluyor ki üçüncü etapta şimdi karşımıza çıkacak olan 11 harfli ortak puzzle kelimeyi kim bulursa bizimle beraber finale gelir. Yeteri kadar heyecanlandıysak artık soruyu görelim istiyorum. Hadi o zaman daha fazla bekletmeyelim. Çağrı ve İrem için bizi finale taşıyacak olan 11 harfli ortak puzzle kelime şu ipucuyla geliyor. Buyursunlar. Korumak, arka çıkmak, gözetmek. İlk harfimiz S. İrem. Sahiplenmek. Sahiplenmek. Neden olmasın? Kolay baktın değil mi? Saliseyle. Gerçekten öyle oldu. Öyle oldu. Kısacık bir farkla efendim. Çok 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 az bir farkla İrem biraz önce geldi. Sahiplenmekle beraber kasaya 2000 lira daha ekledi ve kasayı 13.250 liraya getirdi. Bu da demek oluyor ki İrem ve Durmuş bugünün finalistleri, tebrik ediyorum. Durmuş hemen seni de masaya alalım. Yağmur lütfen seni de masaya alalım. Şimdi zaten finalde beraberiz, konuşuruz. Yağmur öyle yaptın, biz eve gidiyoruz dedin. Yok olmayacak dedin. Olmadı. Yani öyle olabilir ama gerçekten hani burun farkı da değil, nefes farkıyla gitti final. Güzel oldu, çok eğlendim. Gerçekten ayağım hep buradaydı, buradan buraya, buradan buraya derken güzel oldu. Güzel oldu gerçekten. Vallahi Çağrı iyiydi de yani.
Elimden geleni yaptım. Daha iyi olabilirdim. Biraz kelimenin azizliğine uğradım. Heyecan da var. Belki daha sonraki programlarda tekrar karşılaşırsak. Neden olmaz? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben hep öyle söylüyordum geçen sezonda. Bu sezonda söylüyorum böyle çok mutlu geçirdiğim bölümlerde. Seneye yine gelin arkadaşlar. İnşallah yarışmamız devam eder. Yine gelin. Çok da güzeldi. Efendim gayet de heyecanlıydı. Biz de heyecanlandık. Şimdi finalde de daha çok heyecanlanacağız. O yüzden Yağmur'a ve Çağrı'ya ayaklarınıza sağlık diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Bizler İrem ve Durmuş'la birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de oldukça badireler atlatılmış bir şekilde final etabındayız. Bence güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 13.250 liradayız. Kasamız istediğimiz kadar yüksek olmasa da şimdi onların hepsini burada ödüle çevirecek noktadayız. İnşallah. İnşallah. Biliyorsunuz sizlere final etabında 120 saniye vereceğiz ve önce 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi yakalarsak yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 6.625 lira bizim olacak. Bunu hızlıca geçeceğimizi umuyorum. Çünkü sırada 5 harfli lingo kelime olacak. O kelimeyi de yakalarlarsa efendim yarışma boyunca biriktirdikleri 13.250 liraya ulaşacaklar. Akabinde 6 harfli lingo kelime gelecek ki yarışmada orada biraz sıkıntı yaşamıştık ama belki de burada yaşamayız. Umuyorum yaşamayız. İnşallah. İnşallah. O kelimeyi de yakalarsak kasamızın iki katı olan 26.500 liraya ulaşacağız. Orada bir süremize bakacağız İrem. Ben fikirlerimi söyleyeceğim. Siz istişare edeceksiniz. Neticesinde eğer devam edelim derseniz sırada 7 harfli süper lingo kelime olacak ki onun tek başına değeri tam 150 bin liradır. Yakaladığımız takdirde bugün buradan toplamda 176.500 lirayla ayrılabilirsiniz. Fevkaladenin fevkinde olur. İnşallah. Kesinlikle. Bence hedefimiz bu olmalı zaten. İnşallah. Evet. Efendim, Durmuş'a ve İrem'e bol şanslar diliyorum. Ve final etabının 4 harfli lingo kelimesiyle finali başlatıyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Ö. Ömür. M, Ö, M. Hemen gelsin. Üre. Ömür. Örgü, örege. Örgü olabilir mi? Örtü, örete. Örtü olabilir mi? Neden o? Gayet heyecanlı. Güzel. Güzel ama. Heyecanlı ama gayet güzel cevaplar geldi. Ömür de bize çok yardımcı oldu. Böylece efendim, çok kısa bir sürede kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 6.625 liraya ulaştık. Süremizi gördük mü? Gördük. Evet. Ne kadar var Durmuş? 103 miydi, 102 mi? 102 idi sanırım. 102 mi, 103 mü? 102. Ben cevap verirken ona kaçırmış olabilirim. 102, 102. 102'ymiş. 102 veya 103 değil. 109 saniyemiz duruyor da. Aa harika. Hı. Çok güzel. 7 saniye, 7 saniye. Hadi bunu güzel değerlendirelim. İnşallah. Efendim İrem ve Durmuş için final etabının 5 harfli lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ç. Çorba, Ç, O, R, B, A. Hadi gelsin çorba. Daha da heyecanlı olmaya başladı. Çorbayla beraber efendim. Yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 13.250 lira bizim. Daha süremiz olduğu gibi duruyor. İnşallah. Hadi aynı şekilde de 6'yı bulalım madem. İnşallah. Hadi yapalım. İşi buraya kadar getirdik efendim. Şu 6'yı da neden hızlı bulmayalım ki? Ben de zaman kaybetmiyorum. İrem ve Durmuş için final etabının 6 harfli lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? G. Gergin, G, E, R, G, İ, N. Hemen deneyelim, gergin. Gezmek, G, E, Z, M, E, K. Gezmek gelsin bakalım. Çok güzel oldu. Gözlük, G, Ö, Z, L, Ü, K. Gözlük olabilir mi? Neden olmasın?
aklımda var ama aklıma gelmedi. Öyle bir şey. Biliyorum evlerinizde siz de gözlük gözlük diye seslendiniz. Ben de şöyle yaptım artık. Ne olabilir? Ve gözlük geldi. 88 saniyemiz var daha. Yani bu demek oluyor ki 32 saniyede 4'ü, 5'i ve 6'yı hallettik. Aynı zamanda bu 6 harfli lingo kelimeyi de yakalayarak yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin 2 katı olan 26.500 liraya ulaştık. Şimdi ben hemen bir sesli düşüneyim. Tam da söylediğim üzere. Yani çok iyi. Ama tabii ki burada riske atacağınız bir 26.500 lira var. Onun haricinde süre çok iyi. Final ödülümüz çok iyi. Arkadaşlar tabii ki siz bilirsiniz. Buyurun şöyle istediğiniz gibi aranızda konuşabilirsiniz. Yani 88 çok iyi. Kaybedersek de yani harika bir yarışma geçirdik. Bence bunu taçlandırmak gerekiyor. Taçlandırabilirsek evet. Yapamazsak da üzülecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buraya kadar iyi gittik. İyi gittiğimizi düşünüyoruz. Efendim evet. Durmuş ve İrem hem hislerini birbirleriyle hem bizimle bütün Türkiye ile paylaştılar. İşaret. O zaman sormam gerekiyor şu anda. İrem ve Durmuş, harika yarışsınız. İşi çok güzel bir şekilde buraya kadar getirdiniz. Ve sırada 7 harfli süper lingo kelime var. Şu ana kadar topladığımız 26.500 liraya artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ama aynı zamanda bu kazandığımız parayı da kaybetme riskini barındıran 7 harfli süper lingo kelime için devam edelim mi? Evet. Edelim. Ediyoruz efendim. Umarım güzel bir şekilde nihayete erdireceğiz bu işi. Rahat görünüyorsun Durmuş. Az önceki etaplara göre daha rahatım. En azından rakibim kendimi sanıyor. Büyük gerçekten rakiplerimiz vardı. Evet. İrem, hadi yapalım mı? Yapalım. Hadi yapalım. Efendim, o heyecanlı noktadayız şimdi. İrem ve Durmuş için final etabının artı 150 bin lira değerindeki 7 harfli süper lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Sizlere bol şanslar dilemiştim. Şimdi bol 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 şanslar diliyorum. Teşekkürler. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Sakin olalım yapacağız bence. Kelimemizin ilk harfi Ö ve süremiz başladı. Ödemeli. Ö-D-E-M-E-L-İ. Hadi gelsin ödemeli. Özellik. Çok... Ö-Z-E-L-L-İ-K. Özellik gelsin bakalım. Çok güzel oldu. K var, M var, E var. Nerede bunlar? Öznelik. Ö-Z-N-E-L-İ-K. Öznelik. Öznelik. Sözlüğümüzde yoktu. Hay Allah. Öz çekinmiş oysa. Hadi geliyor yeni kelime. Süremiz çok iyi. Maharet. M-A-H-A-R-E-T. Maharet. Çok güzel. Sağ. Metanet. M-A-T-A-N-E-T. Metanet. Çok güzel. E-R-T nerede? Pas. Pas dedik efendim. Tamam. Cevap neymiş? Müşteriymiş. Hadi geldi yeni kelimemiz. S ile başlıyor. Sükunet, S-Ü-K-U-N-E-T. Sükunet, gelsin. Güzel başladık. Sürekli, S-Ü-R-E-K-L-İ. Sürekli olabilir mi? Gerçi K'ye çıkmıştı ama evet. Gelsin bakalım. Daha güzel, R-E var. Sü. Sezgisel. 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 Sığmayacaktı, 8 harfliydi. Süpürgeymiş olsa hadi geldi yeni kelimemiz. Yaparız arkadaşlar var süremiz. Rötarlı. R-Ö-T-A-R-L-O. Rötarlı gelsin. Rötarlı gelsin. Hemen gelsin. Rüzgarlı. Rüzgarlı gelsin. Rö ile başlıyor. Ne olabilir? Röntgen. Röntgen. Rüzgarlı sığmamış ki şanssızlık. Röntgen. Geliyor bir tane daha. H ile başlıyor. Hamarat. Hamarat olabilir mi? Olsun. İnanılmaz bir an yaşadık. Röntgen. Röntgen nasıl olmadı ya? Efendim o an öyle bir an ki ben de tabii o heyecandayım. Rüzgarlı kaç harfli? Çünkü röntgen geliyordu ama rüzgarlının 8 harf olması. Salise farkıyla. Bizi gerçekten
Çok üzdü ama evet, çok, çok enteresan bir final gerçekten yaşadı. Evet. Yakalayabilirdik ama yapamadık. Olsun. Mükemmel bir maceraydı bizim için. Harika bir anı biriktirdik. Evet. Çok doğru. Gerçekten harika, mükemmel harika bir yarışmaydı ama nihayet erdiremedik. İrem sen neler söyleyeceksin? Ya üzüldüm. Çok heyecanlandım. Bilmiyorum, söyleyecek çok bir şey yok. Ben de çok heyecanlandım gerçekten. Can havliyle burada mücadele ettim ama nihayet erdiremedik dediğim gibi. Hayırlısı olsun. Sağlık olsun. Evet. Hayırlısı olsun. Bence böyle hayatınız boyunca tekrar seyredip İnşallah. Çok da güzel yarışmıştık diyebileceğiniz evet, bir bölümdü. Evet. Diğer ekiplerimize de söyledim. Siz de seneye tekrar gelin arkadaşlar. İnşallah. Bu İnşallah. Anı canlandıralım. Efendim biliyorum bu 88 saniyede siz de evlerinizde belki de koltuklarınızda oturamadınız. Kelimeler geldi, aktı. Çok şanssız anlar yaşadık. Ama nihayet erdiremedik. Birazcık da üzüldük. Bir hayli üzüldük. Ama şu an hala durumun şokundayız. İyi ki bizi seyrettiniz. Sizleri de bekleriz. Bu anın heyecanını ancak yaşayanlar bilir. Her halükarda çok eğleniyoruz. Kazansak da kaybetsek de. Sizler de lütfen gelin. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden başvurun. Ayrıca TRT1 ekranlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Öncelikle konuklarımıza, sonra sizlere sesleniyorum. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.